وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوات صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوات صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوات اللهم صل على قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى آخر الآية صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر سواد بقوم فهو منهم وحديث الأخرى من تشبه بقوم فهو منهم صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عصمت غريب الله büyük şeyh efendi kuddisesi ruhu emin olma aduya etme feryat yılan olmaz kişiye çünkü evlat aman a'dayı din dost olma üstad eder bir gün emin olanı berbat çünkü küfür imana zıt hakainlerin cemali ba kemale selilerin Cemaat-i Müslümin, İhvan-ı Din. Bizleri yoktan var eden ve varlığından haberdar eden, sayamayacağımız kadar nimetleri bize ikram eyleyen, yerlerin ve göklerin tek sahibi ve maliki Cenab-ı Hak Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretlerine sonsuz ve nihayetsiz hamdü senalar olsun. Salatü selam, tahiyyatül kiram, her türlü izzet ve ihtiram, Peygamberlerin efendisi, kainatın medarı iftiharı, haksızlıkları adalete, dalaletleri hidayete, karanlıkları ise nura tevdi eden Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak gecemizi ve sohbetimizi evvela mübarek eylesin. Sevgili Allah'ım şu kıymetli ortamdan, şu kıymetli mescitten, meclisten, bizlere dünya ve ahiretimizi kurtaracak şeyleri hüsnü ifade, anlatılanlardan da hüsnü istifade edebilmeyi, anlatılanları kabul kulağıyla dinleyip hayatımıza tatbik etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Anlatılanlardan ders almamaktan, anlatılanlardan ibret almamaktan, semi'na ve ata'na, duyuyorum, itaat ediyorum demek dururken, Kur'ani ifadeyle semi'na ve asayna, duyuyorum ama itaat etmiyorum demekten ve ruzi mahşer gününde dünya sahnesinden ahirete giderken imanını kaybetmiş, sınıfta kalmış bir insan suretinde pişman olmaktan Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Soğuk bir hava, soğuk bir gece, ayat-ü beyinatlar dinlemek üzere buraya kadar geldiniz. Zor zamanda İslam'a sahip çıkıyorsunuz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da Ruzi mahşer gününde en sıkıntılı günümüz, en sıkıntılı anımızda sizleri de bizleri de Resulullah'ın yanında her daima hazır ve nazır eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki بَدَأَ الدِّينُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ بَدَأَ كَمَا غَرِيبًا İslam dini garip başladı ve garip dönecek. Garip başlayan bir dinin mensuplarıyız bizler. 40 yaşında nübüvvetin kendisine verildiği, iman edenlerin iman ettiklerinden dolayı türlü türlü cefa ve eziyetlere maruz kaldığı İslam'ın ilk günleri. Sümeyye binti Kays'tan eşlerini, evlatlarının şehadet haberini aldığında "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" diye teselli olmuş, davalarını ahirete bırakmış. Ne kadar zahmet çekerlerse çeksinler, tek dertleri Allah rızası olmuş ve garip bir dinin garip günleriyle bu din başlamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ Ve din yine sonlara doğru yine garip kalacak. Camiler yine öksüz kalacak. Minareler yine ezansız kalacak. Duvarlarda asılı olan Kur'an kendisiyle dertleşmeyi bekleyen Müslümanlarla dertleşmeyi bekleyecek. İnandığı Kur'an'ı bilmeyen Müslümanlardan Kur'an çığlık atacak ve Efendimiz buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem Tuğba lil guraba.
zor zamanda dine sahip çıkan, İslam'a sahip çıkan, ayat-ü beyinatlara, hadis-i nebevilere, kısacası İslam'ın her şeyine sahip çıkanlara müjdeler olsun diyor. İşte siz bugün zor bir zamanın, zor bir döneminde, hem de bir hafta sonra belki de ülkemizde bir yıl boyunca dinden çıkma oranının maksimum seviyeye ulaşacağı bir geceden bir hafta evvel Efendimizin müjdeler olsun nidasına mazhar oluyorsunuz. Allah dünya ve ahiret peygamberin müjdelediği sınıfa dahil olmayı cümlemize nasip eylesin. Vallahi zaman gelip geçiyor. Billahi günler gelip geçiyor. Dünü bir daha getiremeyeceksiniz. Bu saati bir daha yaşamayacaksınız. Büyüklerimiz o kadar güzel ifade etmişler ki çok veciz bir sözdür. Buyurmuşlar ki insanoğlunun hayatı namazsız bir ezanla ezansız bir namaz arası kadar kısadır. Ne demek bu söz? Bir çocuk dünyaya gelir, İslam aleti üzerine biz çocuğun kulağına ezan okuruz. Sağ kulağına ezan okunur, sol kulağına kamet getirilir. Çocuğun kulağından kalbine hitap edilir. Yavrum, sen bir Müslümansın. Senin ruhunda İslam var. Sen kalu beladaki sözünü tutmak için dünyaya geldin. Ve bu çocuğun kulağına okunan ezanın bir namazı var mı? Hayır, namazı yok. Ama insan vefat ettiğinde, sevdiklerinden ayrıldığında, musallaya cenazesi geldiğinde isminiz dahi önce sizden alınıyor. Cenaze diyorlar. Sizin artık isminizi kullanmıyorlar. Elbisenizi dahi evde tutmuyorlar. Büyükler diyor ki vefatınızdan sonra insanların sizin ne kadar çabuk unuttuklarını bilseydiniz hayatınızın tamamını insanları değil Allah'ı memnun etmek için uğraşırdınız. Öldüğünüzde de bir namaz kılınıyor. Cenaze namazı için ezan okunur mu? Okunmaz. İşte hayat bu kadar kısa. Namazsız bir ezanla ezansız bir namaz arası kadar kısa bir hayat yaşıyoruz. Her gün kabristanlığa insanlar gidiyor. Dün 7 yaşında bir yavruya araba vurdu, vefat etti. Bugün yine bir cenaze. Her gün cenaze. Bugün cumartesi, pazardır. Cenaze olmasın diyebilir misiniz? Her gün insanlar omuzlardan ahirete gidiyor. Her gün insanlar ahirete giderken vallahi biz yerimizde saymıyoruz, biz de ahirete adım adım giriyoruz. İşte ahirete gitmeden evvel Allah bize dünyada kimlerle dostluk edeceğiz, kimlerle dostluk etmeyeceğiz, Cenab-ı Hak bunu buyuruyor. Bugünkü ayetin konusu bu. Bir parantez, evinize bir buzdolabı alsanız veya bir fön makinesi veya bir telefon alsanız telefonun içerisinde ne var? Kullanma kılavuzu var. Bu kullanma kılavuzu sayesinde almış olduğunuz ürünün özelliklerini bilirsiniz. Ürüne neler zarar verir, neler zarar vermez bunu öğrenmek istersiniz. Gerçi sizleri tenzih ederek söylüyorum. Hani Japonlar bir hırsız yakalama robotu yapmışlar. Çin'de saatte 5 hırsız yakalamış robot. Almanya'da saatte 10 hırsız yakalamış. İngiltere'de saatte 50 tane yakalamış. Robot Türkiye'ye bir gelmiş, yarım saat sonra robot çalınmış. Hani gerçi bizim insanımız biraz farklı. Şimdi o kullanma kılavuzuna bakarsınız. Acaba buna neler zarar verir, neler zarar vermez? Allah da dünya imtihanında yazılı kılavuzluğu Kur'an-ı Azimuşşan indiği dağın adını Cebel-i Nur yapmış. İndiği şehri Melek Mekke şehirlerin anası yapmış. İndiği ayı bir aydan hayırlı yapmış Ramazan-ı Şerif. İndiği geceyi Kadir Gecesi yapmış Kur'an. Yazılı kanunlar, Allah yazılı kanunlarda dostumuz kim, düşmanımız kim anlatıyor. Yürüyen kılavuzda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bakın büyükler diyorlar ki beyitlerle, emin olma aduya, etme feryat. Adu düşman demektir. Sakın, İsmet Garibullah diyor ki, düşmanınıza güvenip de sonra feryat etmeyin. Düşmanınızın sahte gülücükleri, düşmanınızın sahte hareketleri, samimiyetsizliği sakın ama sakın sizin ona güvenmenize sebep olmasın. Peki niçin?
Yılan olmaz kişiye çünkü evlat. Bir insan yetimhaneden bir çocuğu evlatlık alabilir. Bir insan sokakta gördüğü bir çocuğu bağrına basabilir, evlatlık edinebilir. Ama bir insan yılanı evlat olarak alabilir mi? Nüfusuna alabilir mi yılanı? Alamaz. Büyükler diyor ki, yılandan nasıl ki evlat olmaz, kafirden de insana dost olmaz. Hocam bunu nereden çıkarıyorsun? Buyurun ayet. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Buyur ya Rabbi. La tettehizul yehude ven nasara evliya. Allah diyor ki dünyada ey inananlar. Allah'a iman etmiş. Peygamber'e iman etmiş. Cennete ve cemalullah'a talip olanlar. Sakın dünyada Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Sakın Yahudilerin ve Hristiyanların gülücükleri sizi aldatmasın. Onların dostluk mesajları sizi aldatmasın. Bunu söyleyen peygamber değil, bunu söyleyen insanın hücrelerinin içindekilerini bilen kainatın Rabbi olan Hazreti Allah Celle Celaluhu. Peki Yahudi kim? Yahudiler kim biliyor musunuz? Yahudiler şu dünya sahnesinde peygamberlere dünyayı dar eden insanlar. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ı testereyle kesen insanlar. Nesefi tefsirine göre bir günde öğleyle ikindi namazı arasında 150 peygamber öldürdüler bir günde. Öğleyle ikindi arasında. Yetmemiş ikindi ile akşam arasında 500 tane Allah dostunu katleden insanlar. Bunlar kim? Yahudiler. Kim bunlar? İslam düşmanı, Kur'an düşmanı, sünnet düşmanı. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir gün bir yere gidiyor. Evinden çıkmış bir yere giderken bir Yahudinin kendisini takip ettiğini fark etmiş. Adım adım Yahudi onu takip ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz hemen durumu anlamış. Gidiyor bir duvarın arkasında saklandı. Yahudinin gelmesini bekliyor. Yahudi'yi yakaladı. Gel bakalım sen ne arıyorsun benim peşimde? Haliyle Hazreti Ömer'in heybeti o kadar büyüktü ki Efendimiz diyordu ki ey Ömer vallahi sen bir caddeye çıksan caddenin diğer ucunda şeytan olsa şeytan senin heybetinden hemen kaçıp gider. Yahudi hemen dil dökmeye başladı. Ey Ömer sen şöyle iyisin sen böyle iyisin dil dökmeye başladı. Hazreti Ömer hemen ayet okuyor. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Yahudiler ve Hristiyanlar sizi sevmezler ta ki siz onların dinine girinceye kadar. Hazreti Ömer ayet okuyunca Yahudi ne dedi biliyor musunuz? Ey Ömer pes dedi tamam doğru seni sevmiyorum. Bir zamanlar Yahudi dahi ayet karşısında pes ederken sizi tenzih ediyorum. Bugün bir takım Müslümanlar Kur'an'ın ayetleri değiştirmelidir deniliyor maalesef. Hazreti Ömer dedi ki peki benim peşimde ne arıyorsun? İşte ayeti celile-i cemile tecelli ediyor. O Yahudi dedi ki ey Ömer biz senden öyle nefret ediyoruz ki gücümüz sana yetmiyor. Seni öldürmek istiyoruz ama gücümüz sana yetmiyor. Sana olan nefretimiz de o kadar büyük ki bari seni öldüremiyorum. Gölgene biraz basayım da içindeki nefretim biraz sakinleşsin o yüzden peşinden geliyorum. Kim bu? Yahudi. Kimler bunlar? Allah düşmanları. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tettehizu aduvvi. Allah diyor ki sakın babanızın düşmanı değil, akraba düşmanı değil, benim düşmanlarımı sakın dost edinmeyin. La tettehizu aduvvi ve aduvvekum. Sizin düşmanınız, Allah düşmanını sakın dost edinmeyin. Niye? Onların derdi şu kainattan la ilahe illallah'ı silmek değil miydi? Onların derdi insanlığı, Müslümanları ortadan kaldırmak değil miydi? Irak'ta 3 milyon Müslümanın kanını dökmediler mi? İnsan hakları getireceğiz diye Suriye'yi ne hale getirdiler görmediniz mi? 100 tane Afganistan'da hafızlık yapan talebelerin icazet gününe bombardıman yağdıran onların en mutlu günü, en güzel günlerini kan gölüne çeviren Hristiyanlar değil miydi? Peki Müslümanlar bize ne oldu? Bize bugün ne oldu?
ezan-ı Muhammediyelerin okunduğu şu topraklarda ümmetin büyükleri canlarını vermişler. Bugün bizim caddelerimizde Noel'i hazırlıklar var. Christmas hazırlıkları var. Hoş geldin 2022 hazırlıkları var. Noel babayı bekleyen bu ümmet peygamberin doğum gecesinde Allah aşkınıza neredeydi? Peygamberin biz ümmeti değil miyiz? Şefaatin sahibi Resulullah'ın bir Noel baba kadar değeri olmayacak mıydı? Emin olma aduya etme feryat. Yılan olmaz kişiye çünkü evlat. Aman eda-i din dost olma üstad. İsmet Galimullah diyor ki sakın ama sakın derdi ve davası İslam düşmanı olanlarla sakın oturma. Eder bir gün emin olanı berbat. Çünkü gün gelir hiç farkında olmazsınız. Tereyağından kıl çeker gibi sizi dininizden ayırırlar. Öyle olmadı mı? Öyle oldu. Sevgili Efendi Hazretlerimiz Kuddisesin Ruhu İsmail Ağa Kürsüsü'nde şunu anlatmıştı. Efendi Hazretleri diyor ki şu çocuklar kadar 8 yaşlarındaydım. Diyor ki ben af buyurun evimizin ahırı vardı. Ahıra gittim baktım ki ineğin arka sağ budunda yumruk kadar bir et kopmuş. Anneme dedim ki anacığım buna ne oldu? Anasına demiş ki oğlum Mahmut orayı fare yedi. Efendi Hazretleri diyor ki ben de o yaşımda o çocuk olma halinde dedim ki anne orayı fare yedi de haliyle inek hiç tepki vermedi mi? Her ne kadar akıl sahibi olmasa da hayvandır değil mi? İçgüdüleri var. Efendi Hazretleri diyor ki annem bana dedi ki oğlum Mahmut fare ısıracağın yeri önce gelir üflemeye başlar. Üflemeye başlayınca farenin nefesinde de narkoz etkisi vardır. Fare orayı önce üfledi, orayı uyuşturdu, ondan sonra orayı yerken ineğin de haberi olmadı. Sultanımız buyurdular ki, işte şimdi bu millete Çanakkale'de yapamadıklarını vallahi çanak antenlerle yaptılar. Evlerimize soktular. İffetsiz dizilerle, ahlaksız filmlerle, dinsizlik kokan şarkılarla bugün ümmeti Muhammed'in maalesef damarlarıyla oynadılar. Halbuki değer miydi? Bir gece için Allah'la aramıza duvar örmeye değer mi? Bir gece için dini satmaya değer mi? Müslümanlar, din bir kimliktir. İman bir kimliktir. Bir insan kimliğini kaybettiğinde hemen gider emniyete başvurur. Peki bizim kimliklerimize ne oldu Allah aşkınıza? Bugün Müslümanın cebinde lotonun işi ne? Toto'nun işi ne? Asıl ikramiye nimet alma kuyruğunda değil, Allah'ın huzurunda yaptığın seccade nedir Allah'ın inayetiyle? Asıl ikramiye orada. İsa aleyhisselam anlatılır. Hazreti İsa aleyhisselam bir beldeye gitmiş. Biliyorsunuz ölüleri dirilten bir peygamber İsa aleyhisselam. Hazreti İsa aleyhisselam Efendimiz bir beldeye gidiyor ve gitmiş olduğu beldeden geçerken baktı ki belde halkı olduğu yerde helak olmuş. Kur'an-ı Kerim'de böyle toplu helaklar anlatılır. Örneğin Hazreti Musa Aleyhisselam'ın zamanında cumartesi yasağı çiğnendi. Cumartesi yasağı çiğnenince Musa Aleyhisselam anlattı. Yapmayın, bu yasağı çiğnemeyin. Ve hayattaki en zor günah hangi günahtır biliyor musunuz? Hayattaki en zor günah ilk defa yaptığınız günah çok zordur. Bir insan ilk defa zina edecekse çok zorlanır. İlk defa içki içecekse eli titrer. Ama sonra bakar ki kendisine bir şey olmuyor, artık basitleşmeye gider. O kavim de peygamberlerinin uyarısını dinlemediler. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Allah diyor ki Bakara suresi 65. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Geceleyin insan suretinde yattılar, sabahleyin maymun ve hınzıra dönüştüler. Kur'an diyor. 3 gün yaşadılar. O kavmin gençleri maymun sureti almış, ihtiyarlar da hınzır sureti almışlar. İşte İsa aleyhisselam bir beldeye gidiyor. Baktı ki halk olduğu yerde helak olmuş. Düşünsenize memlekete gittiniz, bütün köylü olduğu yerde yığılmış. İsa aleyhisselam ya Rabbi bunlara ne oldu? Allah'ım biliyorum ki senin gazabın haksız yere gelmez. İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim.
bir kavim dininden taviz vermediği müddetçe Allah onlara dokunmaz. Kuldan bela gelmez. Hak yazmayınca, haktan bela gelmez. Söyleyin, kul azmayınca. Azgınlık var demek ki. Cenab-ı Hak dedi ki, ey İsa geceleyin gel, kendin sor ve kendin öğren. Gece yarısı oldu. İsa aleyhisselam gelmiş. Ya ehlel kariye, ey köylü halkı. Deyince içlerinden bir ölü vardı. Lebbeyk ya Ruhallah. Söyle ey Allah'ın peygamberi. İsa aleyhisselam dedi ki, ma ba'lekum, size ne oldu böyle? O da dedi ki, bitna fil afiye ve asbahna fil haviye. Geceleyin yedik, içtik, eğlendik. Sabahleyin gözümüzü açtık ki kendimizi cehennemin dibinde bulduk. İsa aleyhisselam dedi ki, peki neden sen konuşuyorsun? Bu insanlar konuşmuyor da Allah niye sana konuşma hakkı verdi? Çok ibretlik bir cevap verdi. Dedi ki, ben bu köylüden değildim. Ben bu kalye halkından değildim. Ben buraya misafir olarak geldim ve ben de onlarla beraber azgınlığa katıldım. Onlar şimdi cehennemde yanıyorlar. Ben ise ayağımdan sarkıtıldım. Ne olacağım da meçhul. Bundan dolayı onlar azabın içindeler, konuşamazlar. Allah konuşma hakkını bana verdi. Hazreti İsa diyor ki, hubbu dünya rahsu kulli hatiyetin. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Peki hocam, biz kutlamıyoruz ama etrafımızda kutlayanlar var. Bu ne olacak? Alın size Fetavai Kadihan, kaynak ve delil. Ruhul Meyan tefsirinden anlatılıyor. Allah Nuh aleyhisselam, Allah Celle Celaluhu Yuşa aleyhisselama vahyetmiş. Ey Yuşa, senin kavminden bir gecede 40 bin tane evliyayı 60 bin tane de eşkıyayı helak edeceğim. Yuşa aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi, eşkıyaların helakını anladım da 40 bin tane evliya hem de peygamber gibi amel ediyorlar. Onların suçu ne? Cenab-ı Hak dedi ki, onlar yanı başlarında yapılan günaha asla ve kat'a uyarıda bulunmadılar. Bana ya canım, insan istediğini yapar, her koyun kendi bacağında basılır, herkes hesabını kendisi verir. Bu sözler, bugün kullanılan bu sözler asırlardan beri insanların kullandıkları sözler. Biz Noel'e karşıyız. Allah'ı seven bir Müslüman, peygamberi seven bir Müslüman, şefaate talip olan bir Müslüman, Çanakkale'de 250 bin şehidin torunu olan bir Müslüman, değmesin mabedimin göğsüne namahremeli diyen Müslüman Noel'i kutlayamaz. Noel'den nasibi yoktur. Kur'an'a inanan bir insan kafirin bayramını kutlayamaz. Bilmiyorum burada anlattım mı anlatmadım mı? Yıllar evvel 31 Aralık gecesi Nişantaşı tarafından böyle millet akşam için hazırlık için bir kuru yemiş dükkanının önüne sıraya girmiş. Haliyle hava soğuk. İnsanlar kuyruğa girmişler. Son model bir araba yanaşıyor. Arabanın içerisinde böyle takım elbiseli bir adam inmiş, hiç kuyruğa kale almadan direkt gelmiş bana biraz çerez, biraz çekirdek, birazcık şundan bundan. Haliyle oradaki bekleyenler de demişler, ya kardeşim sıraya girsene, biz enayi miyiz burada? Biz sabahtan beri soğukta bekliyoruz. Gelen adam ne demiş biliyor musunuz onlara? Arkadaşlar demiş, ben Müslüman biri değilim, ben bir Hristiyanım. Ben size şu soruyu sormak istiyorum. Siz Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'te pide kuyruğuna giriyorsunuz. Hristiyanlar olarak bizler sizin kuyruklarınıza giriyor muyuz? Cevap hayır. Peki biz Hristiyanlar sizin Ramazan bayramlarınızı kutluyor muyuz? Hayır. Peki biz Hristiyanlar sizin kurbanlarınıza ortak oluyor muyuz? Hayır. Cumanıza geliyor muyuz? Hayır. Peki ey Müslümanlar, biz Hristiyan alemi olarak sizin pide kuyruğunuza girmezken, bayramlarınızı kutlamazken, kurbanlarınıza ortak olmazken, kandillerinizi kutlamazken siz Müslümanlara ne oluyor da bizim bayramımıza bizden daha çok sahip çıkıyorsunuz? Görüyor musun? Bir Hristiyanın verdiği cevaba bak. Bugün bizim gerçekten ama gerçekten asıl hatlarımızla, asıl duygularımızla oynanmış. Müslüman Noel'i kutlayamaz. Kutlarsa ne olur? Fetavai Kadihan diyor ki, bir adam
50 sene ibadet etse, 50 sene hac yapsa, umre yapsa, kaza namazı dahi olmasa 50 sene sonunda bu gibi gecelere hürmeten ne yapmış biliyor musunuz? Sadece bir yumurta kırsa vallahi yumurtayı kırdığı an o anda kafir olur buyuruyor. Fetva bu. Bunu ben söylemiyorum. Eğer hac yapmışsa hacını iade edecek. Nikahı varsa nikahı düşer. Yaptığı bütün hayırlar hepsi çöpe gitti. Sebebi ne? Bir tane yumurta kırmış. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddise Sirruhu, toparlayayım. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bir komşusu var. Hani Müslümanın Müslüman üzerinde hakları var ya, bir tanesi de komşu ziyareti, hasta ziyareti. İmam-ı Rabbani Hazretleri komşusunun sekeratta olduğu öğreniyor. İmam-ı Rabbani geliyor o adama, manen tasarrufta bulunuyor. Manevi kuvvet veriyor fakat baktı ki adamın ağzından kelime-i şehadet dahi dökülmüyor. La ilahe illallah diyorsun bazı insanlara, adamın dili dönmüyor. Adam saatlerce konuşuyor sekeratta ama kelime-i şehadet söyleyemiyor. Ben çok şahit oldum buna. Vallahi bir yere gittik Arnavut köyüne, bir gece yarısında götürdüler, mahalleyi inletiyor adam bağıra bağıra. Ama kelime-i şehadet nasip olmuyor. Allah son nefesimize kelime-i şehadeti doya doya söyleyebilmeyi bize nasip eylesin. Amin. Kardeşlerim, bunun üzerine ne kadar manevi tasarrufta bulunduysa İmam Rabbani diyor ki baktım ki hiçbir şekilde ilerleme olmadı. Evime geldim, haber geldi ki komşum ölmüş. Şimdi komşu öldü de ben bunun cenazesine gideyim mi gitmeyeyim mi? İmam Rabbani Hazretleri diyor ki istihare ettim. İstihare neticesinde son nefesini son anda kurtardı dediler. Bundan dolayı gitmeye karar verdim. Ama içimden de merak ediyorum. Eski insanlar, telefon yok, internet gibi hak buyurun, lahandan daha pislik olan bir şey yok. Instagram yok, WhatsApp yok, Facebook yok. O zaman insanların imanını çalacak bu kadar teçhizat yok. Ama adamın son nefesinde niye böyle zor gitti? İmam-ı Rabbani diyor merak ettim. Bana ilham olundu ki o adam her sene kendisi Müslüman olmasına rağmen Mecusilerin pilav bayramı varmış. Pilav bayramı. Komşuları üzülmesin diye kaşığını alır Mecusilerin pilav bayramına gider pilav kaşık atmaya başlarmış. Bak son nefeste neler oluyor görüyor musunuz? Yaptıklarımız önümüze çıkar. O yüzden Müslümanlar biz Noel kutlamıyoruz. Bizim Noel'imiz yoktur. Bizim yılbaşımız hicri yılbaşıdır. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gece hicri yılbaşıdır. İşte Müslümanların uyanması gereken, dikkat etmesi gereken bir gece. Hadis-i şerifte Efendimiz buyurdular ki İçtenibu sakının e'da Allahil yahudu ve nesara, Allah'ın düşmanı olan Yahudilerden ve Hristiyanlardan sakının. Fî îdihim ve cem'ihim, onların toplanma günlerinden, onların bayram günlerinden sakının. Hocam ben bir şey yapmayacağım, televizyonu açacağım. Vallahi televizyonu açsan o daha beterdir. O geceye özel bir şey yok. O geceye has bir şey yok. Efendi Hazretlerimizin yılbaşı sohbetini dinleyenler bilirler. Efendi Hazretleri diyor ki o gecenin bir suçu yok. Ama o gecede yapılan günahlar büyük günahlar. Ne olacak? Bir gece için en büyük zinalar o gece yapılacak. Dinden çıkma oranı en yüksek seviyeye ulaşacak. Allah'la aralarında duvarlar örecekten sabah uyandıklarında elinize ne geçti diye sorduğunuzda hiçbir şey. Değer mi arkadaşlar? Vallahi değmez. Dünya için değmez. Ahirete talip olan akıllı Müslümanlar için değmez. Peki ne yapalım hocam? Ben dua mı edelim? Hayır. Müslümana dua edeceğiz. Hazreti Ömer Efendimiz birini görüyor. Bir günah işlerken görünce ağzından beddua çıktı. Efendimiz dedi ey Ömer sana bugün ne oluyor da arkadaşına hayır dua etmen gerekirken beddua ediyorsun. Biz dua ediyoruz diyoruz ki Allah'ım ezan-ı Muhammediyelerin okunduğu şu topraklarda, İslam'ın hakim sürdüğü şu günlerde, Müslümanların garip kaldığı şu asırda
Allah'ın memleketimize değil, bütün İslam ülkelerinde Noel'e hazırlık yapan kardeşlerimize hidayet sen nasip eyle ya Rabbi. Sakın bu hataya düşünme ya Rabbi. Nefsimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmiyor. Peki hocam, yani neden bu kadar çok İslam dini Yahudi ve Hristiyanların bayramlarına karşı, neden biliyor musunuz? Onlar Allah'a iftira ettiler. Yahudiler dediler ki Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Haşa. Hani Musa aleyhisselam gelmiş demiş ya, ya Rabbi şu Yahudileri bir helak etsen. Niye ey Musa? Ya Rabbi benim hakkımda çok konuşuyorlar. Cenab-ı Hak dedi ey Musa sen kimsin? Adamlar benim hakkımda konuşuyorlar, ben helak etmiyorum. Demişler ki Üzeyr Allah'ın oğludur. Allah'a iftira etmişler. Hristiyanlar ne yapmışlar? Musa şey, İsa aleyhisselam için dediler ki İsa Allah'ın oğludur, Meryem Allah'ın karısıdır, melekler de Allah'ın kızlarıdır demişler. İftira etmişler Allah'a. Bir hocaya iftira deyin, bir sahabeye deyin, bir peygambere deyin. Allah'a iftira edince Allah diyor ki onlar benim düşmanım. Şu misalle ben bitiriyorum. Allah için şöyle bir düşünelim. Babanızın bir düşmanı olsa, babanıza kan kusturmuş, babanıza dünyayı dar etmiş, her gittiği yerde babanızın hakkında atıp tutan bir düşmanınız olsa, babanızın düşmanı daha doğrusu, ve siz o babanızın düşmanıyla oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz, onunla beraber geziyorsunuz, onunla beraber eğleniyorsunuz. Aranızda bir baba yiğit var mı? Hocam benim babam gayet modern biridir, gayet anlayışlı bir insandır, bu halden dolayı bana bir şey demez diyecek olan bir yiğit var mı? Yok. Babamızın düşmanıyla oturmaktan çekiniyoruz da Allah'ın düşmanlarının bayramını kutlamaktan niye çekinmeyeceğiz? Çekineceğiz. Peygamberimize dünyayı dar eden Ebu Cehillerin torunlarının bayramlarından yüz çevireceğiz. Yeryüzünde dünyayı abuk altına alan, Müslümanlara dünyayı dar eden kafirlerin bayramlarını biz kutlamayacağız. Biz Allah'ın kullarıyız. Biz peygamberin ümmetiyiz. Biz ecdadımızın torunlarıyız. Allah bu minvalde uyanık olmayı cümlemize nasip eylesin. Sevgili Allah'ım, Noel belasından, Noel felaketinden tel zamanda uyanmayı cümlemize ikram eylesin. O gece özel bir şey yoktur. Her zamanki yaptığınız şeyleri yapın. Ve ola ki biri size yeni yıl mesajı atarsa hemen uyarın. Kardeşim yapma. Bizim yeni yılımız geçti. Bizim yeni yılımız hicri yılbaşıydı deyip etrafınızdaki insanları uyarın. Cebinizde milli piyango olduğunda ikramiye değil. Milli olması bunun caiz olduğu anlamına gelmez. Cebinizde milli piyango bileti değil, cebinizde seccade olursa asıl en büyük ikramiye budur. Hem de o zaman ikramiye herkese çıkmış olur. Yüzünüzde seccade izi varsa, cebinizde zekat vermiş olduğunuz malınız varsa işte asıl ikramiye budur. Allah bu ikramiyeden mahrum kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Dünyada günlerimiz gelip geçerken Rabbim iman ve İslam noktasında en güzel şekilde gayretlerimizi, sa'yu gayretlerimizi arttırmayı cümlemize ihsan eylesin. Şimdi kısa bir dua ile inşallah bitirelim. Ben de rahatsızım zaten, siz de fazla yormayalım. Şimdi Allah nasip ederse, tabi dedik ya 31 Aralık gecesinde program var mı Abdülhamid sizin burada? Bizim orada da var program inşallah. Biz geldik, biz de sizi bekliyoruz. Hulefai Raşidin Camisi'nde, İsmet Paşa mıydı? İsmet Paşa'da Hulefai Raşidin Camisi'nde Allah nasip ederse biz de o gün orada bir program yapacağız. Fetih programı olacak, burada da olacak biz zaten. Müsait olan kardeşlerimiz orası da olur, burası da olur. Ama bizim orada 100 tane de Hatmi Şerif var, onu söyleyeyim inşallah. Hatta 14 secdeler de var. Eğer gelirseniz tesbih namazı da kıldırırım size. İnşallah o gece orada bizim de özel programımız olacak. İnşallah ben ümit ediyorum Rabbime bu cemaatlerin böyle toplanması yakında İslam'ın dünyaya hakim olacağının habercisidir Allah'ın inayetiyle. Müslümanların uyanmasının sesleridir biiznillah. İnşallah haftaya 31 Aralık gecesinde müsait olan kardeşlerimiz de gelebilirler. Yayından dua isteyenler. Yayından dua isteyenlere ben de yayından dua ederim inşallah. Bir erkek medresesi açılacak. Erkek hafızlık medresesi açılacakmış. İnşallah onun için de dua isteniyor.
Hatimlerimiz varmış. Evet. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Ala Vehhab. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ. Ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Hamdan tayyiben mübâreken fîhî cezîlen cemîlen daima bidevâmülkillâh. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. Allahümme ya Rabbena ve s-sur uyûbena ve şimerdâna ve arham mevtâna ya Rabbel âlemîn. Ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi huzurundayız, bizleri kabul eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Kusurlarımızı mahveyle ya Rabbi. Hatalarımızı setfeyle ya Rabbi. Okunan hatmi şerifleri, Yasin-i şerifleri dergah-ı uluhiyetine kabul eyle ya Rabbi. Asıl olan sevabı evvelen ve bizzat, Kâce-i Kainat, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek münevver ruhu tayyibelerini okudu, haberdar eyle ya Rabbi. Saniyen bütün peygamberan-ı izamın, evliyanın, enbiyanın, meşayihın, uzaktan yakından şu anda gelmiş el aşba amin diyen cemaatin bütün geçmişlerin ruhlarına ayrı ayrı okuyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Özellikle ahirete götürenlerden Sakine ve Mehmet Hakkı Beyefendilere, Osman Gökçe, Fikret Gürgen, bu ay kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Selvi annemize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu okulan hatmi şerifler hatırına, hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına eda, özellikle sevgili Efendi Hazretlerimize şifa nasip eyle ya Rabbi. Ekrem hocamızın annesi çok hasta, ya Rabbi şifa nasip eyle. Eyüp Aleyhisselam'a verdiği şifayı nasip eyle. Ya Rabbi özellikle Hasan ve Şengül, ya Rabbi bu isimler de hastaymış, onlarla şifa nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ümmet olarak en büyük hastalığımız günah hastalığı, bu hastalıktan tez zamanda bizleri azat eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şeriatte, tarikatte, hakikatte, marifetteki bütün edepsizliklerimizi affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi istikamet üzere yaşayıp, istikamet üzere ölüp, huzura gelirken kelime-i şehadetler ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dedik. Çene kapamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım uzaktan yakından gelen cemaatin ne muradı varsa ihsan eyle, ne sıkıntıları varsa izale eyle. Bugün buraya gelen bedenleri yarın ruz-i mahşerde cehennemde yakma ya Rabbi. Bugün buraya gelen bu ayakları ya Rabbi senin yolunda daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ağır borçları olanlar var, onlara yardım eyle ya Rabbi. Sıkıntılı olanlara sıkıntılarını izale eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmeyi şu cemaate ve bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahim'in evlatlarımızı muhafaza eyle. Noel belasından bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi bütün dünyaya İslam'ın hakim olduğu günleri görmeden canımızı alma ya Rabbi. Hususen ne zaman bizlere razı oldun, razı olmadan ruhlarımızı kabzettirme ya Rabbi. Şu gece hatırına cümlemizi affeyle. Cümlemizi bağışla ya Rabbi. Allah'ım ibadet aşkı nasip eyle. Zikir aşkı nasip eyle. Günahlara karşı soğuklu kalbimize lütfeyle ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyyidina ve mevla Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hayırların fethi, şerlerin def'i, ümmet-i Muhammed'in sıhhat ve selameti için, bilhassa Allah rızası için, El-Fatiha.